bir videoya hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da ikinci günümüz. Nereye gidiyoruz bugün? Ortaköy'e gideceğiz. Eminönü, Sultanahmet. Klasik şeylerimizi gezeceğiz. Turistik bölgeleri. İnsan her seferinde gitse bile yine tekrardan gitmek istiyor, görmek istiyor. İlk önce Avrupa yakasını gezeceğiz birkaç gün. Daha sonra Anadolu yakasına geçeceğiz. I can hear your voice. Ortaköy tarafında böyle bir araca park yeri bulmanız çok zor. Otoparklar bile almıyor. Bir tane bulduk şimdi. Bıraktık oraya. Bir tane. İlk önce kumru yemeye karar verdik. Aperatif olarak kumruyla başlangıcı yapıp sonradan bakalım nerede bitecek. Kolay gelsin. Bir de midye alıyoruz. Gidip sahilde yiyeceğiz. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu kadar basit şeyleri insanı üzülüyor. Böyle oturup böyle bir manzarada yemek lazım. Şimdi sıra midyede. Beğendin mi? İşte. Bir de Boğaz'da Club Mate içiyoruz. Club Mate, Mate çayından yapılan bir ice tea. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla yok. Almanya'dan gelirken iki kasa getirdik. İçe geldik. Arabada yer olunca ilk kasayı koyduk, getirdik. Yani en sevdiğimiz içecek bu. Diğer ice tea'lere göre şekeri de daha az. Gerçi ben ilk içtiğimde bu nasıl bir şey demiştim ama şimdi herkes bağımlısı öyle oldum. Herkes öyle aynısı. Çok da mutlu değilim. Aynen, midye çok güzel değildi, kumruydu. Kumru fena değildi. Ama eminim çok yakın zamanda daha güzel şeyleri yiyeceğiz. Evet. Ortaköy Camii'nin önüne geldik. Turistik pozlarımızı vermesek olmaz her sene zaten. Aynen. 100.000 tane aynı yerde nesim var ama yine de çekiyor insan. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Evet, ya? Çok evimize geri geldik. Vallahi bu sıcakta maskeyle dolaşmak gerçekten çok zor. Şurası bizi almamıştı. Thank you.
evimizi terk ettik. Şimdi Sultanahmet'e doğru yürüyoruz. Abi YouTuber mısın? Arkamızdaki Sultanahmet Camii. Evet. Şöyle dönelim. Evet. Burası da Ayasofya. Açık mı ki? Girebiliyor musun şimdi? Gel şurada bir turistik resim çekilelim. Ne güzel bir oldu. Evet, Ayasofya'ya giriyoruz. Yanında başörtüsü olmayanlar başörtü satın almak zorunda. Evet, bakın görüyorsunuz, tarihi Osmanlı macunu efendim. Muz, kivi, portakal, limon, vişne. Osmanlı'dan günümüze kalma efendim. Bunu da yemeden olmaz. Evet. Çıkışta en uygun ne yenir? Hiç de uygun değil ama. Oh. Diniyor. Sakalıma. Üstüne. Ne döktün sakalına? Abo, Osmanlı macunu. Aç karnına biraz ağır ama. İstanbul'a hiç gelmeyenler için anlatalım. Hemen caminin çıkışının bu tarafında yere batan sarnıcı var. Şimdi zaten kapanmış. Saat biraz geç olduğu için, bir de biz önceden zaten girmiştik. O yüzden zaten girmeyi düşünmüyorduk. Ama siz gelirseniz kesinlikle orayı da görün. Evet, şimdi geldik Şehzade Cağ Kebabı'na. Çok sevdiğimiz Cağ Kebapçısı. Sirkeci'de aynen. Burayı kesinlikle denemelisiniz. Çok sevdiğimiz bir kebapçı. Tavsiye ederiz. Evet. Kapatarak şöyle bir dürüm yaptık. Gömüyorsun. Üstüne de aceyiz mi? Üstüne de manda yoğurdu. Hatta bu yemeğini yemeden dürümü öbür tarafa dikti. Bir şey yesin, buraya geldim ben de hiç. O zaman bunu niye o tarafa geçelim? Burada tek porsiyonla doymazsınız. Kesinlikle 2 veya 3 porsiyon yemelisiniz. 3 mü? Kadınlar bir porsiyonla da doyabilir de erkekler için gerçekten tek porsiyon yeterli olmaz. Porsiyon dediğinde ki çok fazla şey değil. Şundan 2 tane yani. Nerede var? Bana
tatlımızı da yedik. Künefe ve katmer yedik. Katmeri çok güzeldi. Sirkeli de. Safa. Beğendik değil mi? Çok güzel. Katmer süper. Tam benlik. Fıstık, bol fıstıklı, kaymaklı. Yine künefesini yiyemedi. Yine bana kaldı. Benim şunu almamın sebebi sadece bu. Günaydın. Günaydın. Biz şimdi Avrasya Tüneli'nden karşıya geçeceğiz Kadıköy'e. 80. Altla. Üstümüz değmez değil mi? Çatır. Avrasya Tüneli'nden karşı tarafa geçiyoruz. Vakit kaybetmemek için. İlk defa geçeceğiz. Aynen. Çok güzel bir yer bulduk. Denize sıfır. Tamam. Akşam da burada masamızı çıkarıp oturabiliriz. Burayı sevdik ya. Hemen otoparkta güzelce yerimizi ayarladığımız için. Yani otoparktaki içimiz... yerimizi sevdik. Kadıköy'ü zaten seviyoruz. Aynen. Çok da güzel yer bulduk. O yüzden mutluyuz. Malum kolay yer bulamıyoruz arabaya. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Yemek yiyeceğiz. Güzel bir balıkçı var. Çok sevdiğiniz bir balıkçı. Oraya gideceğiz. Orayı çok tavsiye ederiz. Az sonra görüşmek üzere. Karadeniz somonumuz da geldi. Evet işte Karadeniz somonu. Çok güzel değil mi ya, şuna bakar mısınız? Yani buraya kesinlikle tavsiye ederiz. Buraya gelin bir deneyin. Bir de daha ne gelecekti? Sardalya. Hadi afiyet olsun. Bekleyemeyeceğim. Evet, ızgara sardalyamız da geldi. Ya sırf bunu yemeye Türkiye'ye gelin diyor. Aynen, bildiğimiz klasik medya tadı geliyor. Zaten orada da yazıyor kum yok, çamur yok diye. Kaç midye yedin? 1 milyon. 1 milyon ton. Çok değil ya, 30 tane midye. Bir de midye tava varmış, onu da denemiş oldum. Allah Allah! Kadıköy'de Barlar Sokağı'ndayız. Cıvıl cıvıl vıcıl vıcıl. Vıcıl vıcıl. Yemelere doyamadık. Aynen.
şimdi. Helva yiyeceğiz şimdi de. Helva kolay gelsin. Bir porsiyon alalım. Altına dondurma var. Gelmiyor ki. Kaçıyor. Biri yer biri bakar. Hiç de bir şey olmaz. Güzelmiş. Bir tane közlemiş alabilir miyim? Tekrardan afiyet olsun. Afiyet olsun. Yiyin, yiyin. Patlayana kadar yiyin. Biz bu gidişle yuvarlanarak döneceğiz Almanya'ya. Eve giden yol. Yok, bomba yok. Vay vay vay, servise bakın arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Buzluk lokmati yaptım sana. Aynen, teşekkür ederim. En sevdiğimiz. Eline sağlık. Selçuk da şu an çalışıyor. Evet, çalışıyorum. Gösterelim mi? Ya şöyle birkaç görüntü gösterebiliriz aslında da işte. Anlatmış mıydık benim yaptığım işi? Evet. Ya? Kendisi kameraman ama bütün çekimleri ben yapıyorum. Yani. Ne yapayım, onu da mı ben yapayım artık? Aynen, ben de böyle işte gelin avaklara özel video çekimleri yapıyorum. Müzik video çekimleri yapıyorum. Bu mesela bir nikah çekimi. Gel istiyorsan böyle hafiften göster. Ki daha kesime daha yeni başladım. Böyle detay görüntüleri nikah esnasında. Şöyle detay görüntüleri tabii ki. Büyük ekran yap istiyorsan. Böyle ufak ufak Hı-hı. görüntüler. Karışını kasıyor böyle görüntüleri. Böyle olsun. Ondan sonra yok nikah memuru konuşurken burada değişik değişik görüntüleri alıp sonunda güzelce birleştirip sol tarafta bütün çekimleri görüyorsunuz. Bir dakika. Evet kızlar. Kızlar oradan böyle bir hareket yapın böyle. Böyle işte. Diğerimizi de göstereyim. Aynen. Böyle çalışmak Kadıköy'deyiz. Kadıköy'deki İspark'a, açık otoparka park ettik. Tam böyle en köşesine, denize en yakın yerine. Şöyle gösterelim. Olmadı yine. Kalimba çalışıyorum. Çalmaya çalışıyorum. Daha yeni öğreniyorum. Şöyle. Jingle bells ha. Jingle bells. Dışarıda da isyan müziği. Güzel bir yer bulduk dedik. Vallahi sevindik, güzeldi ama inşallah gece sakin olur diye umut ediyoruz. Gece daha fazlalaşıyor bence. Of. Biz dün gece ne olduğunu anlatmadık değil mi? Dün gece 4.30'a kadar uyuyamadık. Yeni Kapı'ya yakın bir yerde sahildeydik otoparkta. Ama o kadar sesliydiler ki işte müzikler, bağırış, çağırış, bir ara böyle silah mı attılar, bomba mı attılar. Dayanamadık. 4.30'da oradan başka yere geçtik. Yine Yeni Kapı'da bir otoparka. Orası Allah'tan sakindi de. Bakalım bugün uyuyabileceğiz mi? Sen de pek çalışamıyorsun değil mi? Valla normalde bu kaç, yarım saat, bir saat oldu mu? Normalde bitirmiş olurdum videoyu. Daha başındayım. Çalışamıyorum. O zaman içeri girip kapıyı kapatalım. Sanki müzik mi? Dertlerdi.
sinir oldu. Ne dertlenmesi. Şuradan elinden ne atsam diye düşünüyorum da. Bu bizim solar lampamız. Geceleri ay yaksana aynen. Götür, tereyağı ekmeği götür. İstanbul'daki en sevdiğimiz kebapçıya geldik. Ataşehir'de, Kayışlar Caddesi üzerinde. Neydi adı? Adana. Değişmiş, eskiden Serman Usta'ydı, şimdi 01 Kebabın Gurmesi. Muhteşem. Geldik en sevdiğimiz kebapçıya. Gördüğünüz gibi böyle bir karışık kebap getiriyorlar. Altında patlıcan közlenmiş, etlerimiz mevcut, gayet güzel, boş, soğan, sarımsak da gelecek. Bize afiyet olsun, tekrar kusura bakmayın, böyle gözünüze soka soka. Ama bir sene böyle bekliyoruz, uzak kalıyoruz bu yemeklere. Geldiğimizde de tadını çıkarıyoruz. İstanbul demek, yemek demek. Kesinlikle. Değerini bilin. Biz de sevdiğimiz yerleri size böyle gösterelim diyoruz. Savaştan çıkmış gibiyiz. Oh, yoruldum. Savaş alanı. Hiçbir canlı bırakmadık. Ellerine sağlık, çok güzeldi. 01 Kebabın Gurmesi. Ataşehir. Afiyet olsun. Evimizi temizledik. Pırıl pırıl yaptık. Çünkü misafir gelecek. Evimizi temizledik. Misafir gelecek. Biz gideceğiz ama onlar bize gelecek. Yani karışık bir misafirlik olacak. Şimdi de? Şimdi arabamızı... Bıcı bıcı zamanı. Aynen ya, şöyle sadece bir dışkın sinekler falan yoldan bayağı bir fena oldu tarafı. Aynen. En azından bir kafasını alsınlar. Sonra Ankara'da yani detaylı bir şekilde temizliğe vereceğiz. Biz de bu akşam ya da yarın sabah Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Günaydın. Günaydın. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün sucuk yiyeceğiz. Kahvaltıya sucuk yapıyoruz. Pul biberli, tereyağlı, böyle şıp 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 tekniğinde. Evet, bir de yanına güzel bir salatamız var. Başka ne börek, var? Börek falan da var. Böreğimiz de var. Onu biz videoda hızlandırırız. Aynen. Videoda hızlandırır, cezeni bırak yapar. Evet, misafirlerimiz geldi. Evimizde yemeklerimizi hazırladık. Şimdi hep birlikte yiyeceğiz.